Oluşturmada Autodesk Inventor'un pozlama özelliklerine bakacağız. Pozlama dizini altından pozlama teknik resim dosyamı açıyorum. Pozlama özellikleri Annotate içerik menüsü altında yer alır. Table panelindeki balon ve onun altında yer alan AutoBalloon pozlama için kullandığımız komutlardır. AutoBalloon komutuna girdiğimizde pozlamanın otomatik yapılacağını göreceksiniz. Öncelikle bir görünüş seçmemiz istenir ve daha sonra pozlanmasını istediğiniz parçaların işaretlenmesi gerekir. Pencere yöntemiyle tüm parçaları seçebilirsiniz. Daha sonra Select Placement ile yatayda, düşeyde ya da çevresine yayılı şekilde pozların yerleştirilmesi mümkündür. Faremi işaretlediğim an Inventor bana pozların nasıl yerleşeceğini bir öngörünüm olarak verir. OK ile pozlar çizime yerleşir. Eğer çiziminizde sanal bir bileşen var ise o sanal bileşenin pozlanması için de pozlama komutunu kullanabiliriz. Balon komutuna giriyorum. Buradaki parçayı işaretliyorum ve sağ tuş menüsünden Custom Virtual seçeneğini seçiyorum. Böylece sanal bir parçanın pozlanacağını belirtmiş olacağım. Pozun yerini bu şekilde belirttikten sonra Continue ile devam ediyorum. Sanal bir parça pozladığımı belirttiğim için sanal parçanın özelliklerini tanımladığım diyalog kutusu açıldı. Poz numarası 9, en son 8'de kaldığı için OK ile devam ediyorum. Sağ tuştan ile komuttan çıkıyorum. Balonların özelliklerini değiştirmek için balonun üzerine gelip sağ tuş menüsünden Edit Balloon demeniz gerekiyor. Override Shape bölümü standartlarda kullanılan geometriden farklı bir balon tipi kullanacaksanız onu girdiğimiz bölümdür. Burada farklı bir poz seçiyoruz. Poz tipi seçiyoruz ve OK ile devam ediyoruz. Böylece bu parçamın diğer parçalardan farklılığını da belirtme şansına sahibiz.